Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şöyle bir bakayım. Sporting raporuna bakacağım. Evet, sağ kanat. 13'ten 6 tanesi sağ kanat. Şöyle bir genel olarak bir bakıyorum başka ne olabilir diye. Devam. Güzel bir kadromuz var. Bakalım nasıl olacak. Moreno'nun bir an önce uyum sağlamasını ve gelişmesini bekliyorum açıkçası. Ne kadar çabuk 4.5 yıldız yaparsak o kadar iyi. Evet, Beşiktaş'ın ilgisinden dolayı yönetim biraz üzgün. Matteo artık iyileşti. Bakayım. Evet, %100'dü. Zaten kondisyon raporu da gelmedi. Oo, Batsuidi diyor. Bu çocuk o kadar iyi değil ya. Aynen. Bizim Sporting'i parçalamamız lazım. Hemen şuradan hızlıca bir rakip ayarlarını Batsuidi tutsam yeter zaten. Şimdi takım konuşması diyelim. Taktik diyelim şuradan da. Şimdi bir sağ kanatlar diyeyim, her iki kanat olsun. Biraz yükleneyim, tempoyu yükselteyim. Hızlı bir gol bulabilirsek güzel olur. Oyunu biraz açalım. Evet, şimdi Donnarumma kale vuruşunu kullandı. Top Martinez'de. Martinez. Hemen verdi Matteo'ya. Keane sol tarafta bir boşluk var. Alanı buldu. Güzel kat etti. Verdi pasını. Hoppa. Penaltı bekledik ama ses çıkmadı. Hüsam. Zagala. Sahayı gör. Güzel. Aç ortanı, bir ortanı göreyim. Vur be. Vur artık ona. Of. Çok güzel açıdan vurdu be. Aslanım benim. Şunları yapsan yeter var ya. Ben size söyleyeyim. Halvor'da bizim takım için çok efsane olacak. Şuradan bak. Çaprazdan aldığı zaman yapıştırsın yeter. Aradan var ya, nefis bıraktı. Harika bıraktı. Bu arada Luyendama Sporting'e gitmiş. Matteo, Hüsam. Bak solda çok gittin. Oo, gitti. Vallahi gitti. Bitir artık. Of. Arif şut açısı buluyor. Vuruyor topu. Her şey bitmedi. Bu kez
Michael değil, bütün Michael'lar gelse o golü oradan alamazdı. Durum 2-1. Haydi Galatasaray. Bu bir gol öyle çok şey demek ki. Kanadın yönünü çok güzel değiştirdi. Keane. Martin aç ortanı. Var mı vuran? Aslında top çok tehlikeli bir yere gitti ama kaleci dikkatli. Dayot. Ya şu topları şöyle indirmeyin birader ya. Yanında adam var. Profesyonel oyuncu o topu oraya nasıl indiremiyor? Keane'le şimdi kontraya kalktık. Çok güzel bir pas. Pelegri vurursa uf. Ne goller attık bugün ya. Pelegri hiç affetmedi yalnız. Bunda biraz kalecinin mallığı var ama. Söylemeden geçemeyeceğim. Tempoyu düşürdük. Gol yeriz şimdi. Hadi Zagala. Koş aslanım. Müsait zamanlarda hücuma çıkar diye talimatı verdim. Güzel çevirdi. Vur ona. Ya siz var ya. Şu an gözlerimden bir damla yaş süzüldü. O kadar diyeyim size. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Alman, İtalyan, İspanyol, İngiliz hiç fark etmez. Orada şut çekmeyip pas verişi gerçekten beni çok duygulandırdı. Hala da saldırıyorlar. Güzel. Bir kontra daha mı? Bak çok güzel arayı gördü de. Bu sefer olmadı. Olsun. Sporting oradan güzel çıktı. Diyebiliriz. Aslanımsın. Bunları mı kurtardı sandın? Bir anda dışarı çıkmış. Moreno. Zagala. Çevirdi. Dayot onu alır. Ya abi şunu yanındakine ver ya. Hakikaten. Bugün ikidir abuk subuk kafa toplarına çıktın. Bak. Ayar oldum. Ver abi şuradan bak soldan ya sol bomboş aslanım benim. Hüsam sen de olmasan biz bitmişiz ya. Matteo aldı orada. Hüsam bak sağ gör. Sağ sünnettir şunu bir görün. Ben artık ne diyeyim ki? Halı saha maçına döndü ya. Ara pas. Pelegri bugün paslarıyla beni mest etti. Severim. Nicolas. Hüsam. Solu gör. Gör şu solu ya. Hala da durmuyor. Hala da durmuyor. Vurun be. Matteo vur gitsin yiğidim. Vur gitsin yiğidim. Sen vurma. Nicolas sen vurma. Valla ne diyeyim ki artık. Daha fazla dağıtmayın oğlum. Bu sefer prim yazıyor. Hayret bir şeysiniz. Kulübü batıracaklar anasını satayım.
Evet, Matteo'yu biraz erken çıkartacağım. Çünkü maç eksiği var. Tekrar bir sakatlığı nüksetmesin. Aslında 75'i bekleyebilirim. Hadi Malcolm'u sokayım. Tamam. Zagala bir sarı kart gördü. Şöyle yapabilirim. Gel Maximiliano. Bir de bizim klasik Ömersiz olmuyor ya. Kambersiz düğün olmaz hesabı. Yalnız Ömer'deki Şampiyonlar Ligi tecrübesi de hiçbir Türk oyuncuda yok. Onu da söylemem lazım. Malcolm güzel gördü Nikolas'ı. İçeri doğru kat etti. Oo, güzel pasta aslında. Olmadı. Şimdi Sporting'in kontrol hata var. Bir gol atarlarsa belki maçı çevirebilirler. Nasıl çevireceklerse artık. Aslında Luiz'i falan da almışlar. Fena bir kadro değil yani. Birçok eksikleri var. Kaç yaşına geldin? Bir. Artık rahat oynayın diyorum. Ne diyeyim? Vur be. Da vurma. Vallahi Türkiye Kupası kazanmaya korkuyorum ya. Gelirden çok gider yazıyor. Malcolm. Keane. Geliyor mu bir gol daha? Gelmedi. Vurabilirdi. Vurmadı. Çevir. Aslında yerden orta aç desem daha iyi olacak. Yani. Daha mantıklı olmaz mı? Bence daha mantıklı olur. Pellegrini'nin kafaları zaten çok iyi değil. Ve maç bitti. Şunu bir ayarlayacağım ya. Mümkünse yerden orta yapsınlar. Yerden zaten. Evet, 2,7 milyon euromuzu aldık. Ondan sonra Kasımpaşa maçına doğru ilerleyeceğiz. Kasımpaşa maçına asla mı çıkarız, yedekle mi çıkarız bilmiyorum. Valla diri olanları oynatırım. Sonra abuk subuk triplere giriyorlar. Yine bir fikstüre bakayım. Genelde ligde oynamak istiyorlar. As, yedek. Hadi ya. Fenerbahçe'de yedek biraz. Bilmiyorum şu an ligde Fenerbahçe önde. Valla ligi bir şekilde toplarız diye tahmin ediyorum. Çok fazla endişelenmeye gerek yok bence. 7. hafta bir puan fark var. Satının altında oynadı diyor.
Oo beyler, köşe vuruşu 16 olmuş. Şu 15'leri 16 yaparsa patladı patladı. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuk çok çılgın bir şey olacak ha. Birkaç sene sonra biz kini mini unuturuz, ben size söyleyeyim. Öyle bir çocuk yani. 2 senesi var. Baksana abi. Zaten şu anki haliyle yani agresifliği geç, karar alması, evet bunu geliştirmesi lazım. Konsantrasyonu zayıf. Soğukkanlılık yani. İşte bir 2 senesi var ya. Çevikliği yani o boya, o çeviklik normal. Onu zaten çok fazla beklemiyorum. Denge de biraz yani o boya göre yine normal. Halvor'un geleceği beni heyecanlandırıyor. Kimmiş diyecektim, çıkar. Şimdi hemen bir bakacağım. 93, 95. Yani. Şöyle yapayım o zaman. Beyler. Bu maçı rotasyon oynayayım. Tamam mı? Ondan sonra Fenerbahçe Olympiakos şey olsun. Az takım olsun. O biraz daha mantıklı. Rotasyon da komple çökmüş. Şu çocuğu bir şeyden çıkartayım da aynı gün denk geliyor bazen. Vallahi Ömer bir yıldıza düşmüş. Bizim sol bek artık gelse iyi olacak gibi. Aynen ya, bu maçı Kasımpaşa ile rotasyon kadrosu oynasın. Fenerbahçe yenilir gibi gözüküyor. Özellikle Emre dallamasının gidişinden sonra sol kanat bayağı bir zayıfladı. Emre ve Zeki bizi bitirdi ya. İnsan gibi maaş isteseler ikisini de oynatacaktım 32-33'e kadar. Ne halleri varsa görsün. Yasin hiç kötü oynamazdı ya. Kötü başladı sezonu. Şöyle bir bakayım, oynatacağım bir oyuncu var mı? Valla Hernandez şu ana kadar bir iyi performans göstermedi, bilmiyoruz. Görüyor musun başıma gelenleri? Lig gidiyor beyler, haberiniz olsun.
Vallahi lig gidiyor bu sene. Valla bu Atilla meselesi bizim için fazla mı iyimser oldu bilmiyorum ki. Kararlılığı düşüyor. Birader senin kararlılığın neden düşüyor? En mantıklısı Hakan'ı sağa atıp Talha oynadığı zaman sağda Hakan, merkezde Talha ile oynamak da. Ya aslında o kadar da kötü değil kadro. Niye yeniliyoruz ben de anlamadım. Donlarım kaleciden dolayı mı acaba? Zannetmiyorum ama. Kaleci meselesini unutmamam lazım. Fenerbahçe Beşiktaş. Kazandı ya. Vallahi puan farkı 4'e çıktı beyler. Gidiyor. Lig gidiyor haberiniz olsun. Yalnız koca oyunda sağ kanat yok ya. Ne sağ bek var ne sağ kanat var. Türkiye Ligi'nin ne kadar çöp bir lig olduğu belli oldu. Yani amatör kümeden başlasan, yani Süper Lig'e kadar çıksan var ya, Türkiye Ligi'nde oyuncu mu oyuncu kalmaz. O kadar altyapı yatırımı yapıyoruz, şey yapıyoruz. Hiçcik çıktığı yok. Türkiye Ligi'nde oynanmaz ya. En güzeli var ya İspanya. İspanya'da illa bir şeyler çıkıyor. Almanya'da da mesela çok çıkmıyor. Hollanda'da yani 6-7 sezonda bir tane oyuncu çıktı Allah'a şükür. Rolü dışında oynatılıyor. Çok önemli değil. Bak golünü atmış. Güzel. Yani. Şampiyonluğu kaybedersem bu sezon bilmiyorum istifayı basıp çekip gidebilirim. Benim için ceketimi alıp çıkma zamanı gelmiş olabilir.
Acaba İngiltere'de şöyle düşen kimler var? Championship'e bakayım. İyi takımlardan biri düşmüşse bizim için bir geri dönüş hikayesi olabilir. Manchester City diyor. Premier Lig'de 4'tü. Ne alaka biraz? Şey vardı bir yer içimde. Nottingham Forest hayali vardı. Ama zaten Selfridge City kariyerini daha bitirmediğimiz için. Takım seçmek de zor. Görüyor musun? Adam 10 kere milli olmaz dedim, 10 kere milli oldu. Maşallah dediğim 40 gün yaşamıyor. Yaz bu çocuk da taş gibi ha. Biz bunu nasıl bedavaya getirdik hala bilmiyorum. Valla zamanla alışır diyorlar. Bekliyoruz. Yetersiz. Yani şurada oynayan adamın burada oynaması çok sıkıntı olmaması lazım. Kolay alışır diye tahmin ediyorum ama. Pozisyonu dışında önemli bir mesele. Bunu uyarmam lazım. Yine de oynasın da nasıl oynarsın? Aslanım benim hala 87. Bu çocuktan olacak herhalde ya. Çocuktan belki az takım bile olabilir. 14-14 olursa, şu da 13 olursa neden olmasın? Zihinsel ve fiziksel hazır zaten. Kostici de sağ bek oynatıyor. Ey Allah'ım. Sen gelişiyor. Bayağı iyi gelişiyor ya. Allah'ı var. Fizik, zihinsel, mihinsel. İki tane doğrudan 21 şey. Az takım için hazır oyuncu geliyor. Bu çocuk da şuralarda filan olsun. Tam potansiyeline gelsin, çok iyi bir az takım oyuncusu olur. Belki o zaman sağa atıp sola da bunu atabilirim. Luis Hernandez bilmiyorum. Bazen profil olarak iyi olsa bile oyuncu
Her zaman çatır çatır gol atamayabiliyor. Evet, Zito takımdaki yerini koruyamadı gibi gözüküyor. Biraz gelişme var ama yeterli değil. Pasını 9 yapmış. Ben Zito'dan umudumu kestim zaten. Evet, kazanırsak 3 puanı düşüreceğiz. Valla az takım da kazanır diye tahmin ediyorum. Bu kadar da değil. Fenerbahçe'nin kadrosu nerede? Bizim kadromuz nerede? Sporting'e 5 attım. Sporting'in kadrosu Fener'den iyidir. Güzel. Sağ kanatta bağlar kurulmuş. Moreno ile Nicolas arasındaki bağ tamam. Moreno'ya bir bakayım. Acaba şey oldu mu? Gelişmeye başladı mı diye. Bakalım 4,5 yıldız olunca nasıl olacak? Sakin bir oyun geçirdi diyor peki. Çok fena gelişiyor ya. Tövbeler olsun. 4 maçta 2 gol atmış bile. Şu kararlılık da beni bitirdi. 4 yıldız oldu bile zaten. Şu ikisini 13 yapsa yeter ya. Şunu 14, şunu 13 yapsa fıstık gibi olur. Durgun bir maç geçirdi diyor. Sıkıntı yok.
Öbür stoper iyileşti galiba. Ertuğrul. 7-10 gün. 21 yaş altına ekleyecektim de. Bir sonraki maç için ekleyeyim. Ya da tüm denek. Valla maç oynamayacağım. Herhalde zaten Galatasaray şu kadroyla Fenerbahçe'yi kaybederse komple oyunu kapatalım daha iyi. Yazık oldu ya. Böyle olacağı belliydi de. Uf, 8-2 nedir ya? Hakikaten resmen. Yazık ettiniz. 6-0'ın da intikamı böylece alınmış oldu herhalde. Yalnız 2 gol yediğim için moralim biraz bozuk. Keen 3 tane saplamış, güzel. Evet, bu da zaten Galatasaray kariyerinin geldiği noktayı gösteriyor. Gol rekorunu da kırdık. Valla bundan sonra Türk takımlarını Dünya Ligi'nde oynamak daha mantıklı. Bak, bir Dünya Ligi patlatabilirim. Lig beğenmiyorsunuz. Dünya Ligi beğeniyorsanız Dünya Ligi yapabilirim. Ortaya karışık. Dünya Ligi'nin en altından başlasam ne olur acaba? Uğurcan golünü attı. Güzel. Beşiktaş 4 tane attı. Dito oynadı. İyi. Evet, haftanın takımının büyük kısmı bizden. Şaşırtmadı tabii 8-2'lik bir skordan sonra. Fenerbahçe'ye çok ciddi bir göz daha verdik. Ben olsam, Fenerbahçe'nin yerinde olsam şampiyonluğu mampiyonluğu unuturdum. Ulan Martinez. Şu şeye bir bakayım ya. Dünya Ligi'ne bir bakayım. Oradan zevkli bir şey çıkar mı acaba? Gerçi bilmiyorum ki, şurada zaten 2020'nin çıkmasına çok fazla bir şey kalmadı. Ben de bir yorgunluk hissediyorum ama bunu da söylemem lazım. Olmazsa Selfie City'ye devam edin. 7-1. Yazık oldu Salzburg. Nail de çok oynamıyor. Çok oynamıyor değil, hiç oynamıyor. Bu ne oğlum? Keşke Başak City'ye gönderseydim. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.